Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda size kısa kesebildiğim kadar kısa kesmeye çalışacağım elimden geldiğince. Destroyer'ın zaten dün de söyledim. Discord sayfama şeyi attım. Destroyer Building'in işte engraving'lerini, ürünlerini attım. Kısaca burada size hızlı da bir olay geçeceğim. Arkadaşlar build'imiz Gravity Training. Kullandığımız engraving'ler bunlar. Bu build'de garajı korkmadan kullanabilirsiniz. Karakter üstüne çok fazla shield açtığı için çok rahat bir şekilde garajı şey yapabiliyor, giyebiliyor üstüne yani takabiliyor. Karakterimizin ataklarının çoğu önden olduğu için Master Brawler kullanıyoruz ki head atak damage'larımızı arttırsın. Üstümüzde sürekli dediğim gibi shield açtığımız için aynı zamanda barricade'i kullanıyoruz. Bir de Z modunda daha fazla sol click spamlayabilmek için buradan Speed Absorption'dan atak speed alıyorsunuz. Bir de karakter yavaş olduğu için koşu hızına da ihtiyacı olduğu için skill dodge diyebilmek için buradan Speed Absorption'ı alabilirsiniz. Eğer başlangıç build olarak soruyorsanız da ucuz build olsun diyorsanız da benim size önereceğim Gravity Training, Barricade ve Speed Absorption almanız. 3 tane engraving'i yaparsanız oyun çok rahat bir şekilde bu build'i başlangıçta oynarsınız. 4 engraving olarak da Speed Absorption, Gravity, Barricade ve Master Brawler. Eğer ben çok damage istiyorum derseniz de Speed Absorption'ı çıkartıp yerine Grash koyabilirsiniz. Bu itte. Stat dağılımı ise arkadaşlar kasabildiğiniz kadar spek kasıyorsunuz. Kolyeniz de crit olacak. Yani kolyeniz crit spek geri kalan bütün takılarınız spek olacak. Spek kasmamızın sebebi ise Z modundayken yani gravity modundayken sol kliklerimizin daha fazla vurması bir de aynı zamanda da Z'imizi hızlı bir şekilde doldurabilmek. Peki skill'leri de hemen bir şey geçelim. Rünü sağ taraftan rünleri siz alabilirsiniz. Hani skill'lerin görsellerine bakarak da hangi rünleri kullandığımı görüp oradan alabilirsiniz. Heavy Crush'ta bu tripodları kullanıyorum. Dreadnought'ta bu tripodları kullanıyorum. Power Strike'da bu tripodları kullanıyorum. Ender Pain'de bu tripodları kullanıyorum. Arkadaşlar bu skill çok önemli. Rotasyonda birazdan anlatacağım zaten. Earth Shatter, Chaos Dungeon farmlarken kullanacağınız build. Bunu şeyin yerine koyabilirsiniz. Bosslarda Perfect Sweep kullanın. Chaos Dungeon'da ise Earth Shatter kullanın. Earth Shatter'da da şuna veriyorsunuz arkadaşlar. Red Shards AOE şeyine veriyorsunuz. Alan arttırmasına veriyorsunuz. Bir de Rock Storm'a veriyorsunuz. Çok rahat bir şekilde Chaos Dungeon dönersiniz bu skill'e verip verdiğinizde. Arkasından boss pool'üne devam ediyorum. Full Swing'e veriyorsunuz. Bu tripodları kullanıyorum. Neutralizer'da bu tripodları kullanıyorum. Perfect Swing'de bu tripodları kullanıyorum. Seismic Hammer'da ise bu tripodları kullanıyorum. Arkadaşlar burada önemli olan iki tane mavi skillimiz var şimdi. Power Strike ve Ender Pain. Bu skillere eğer Rage rune'u koyarsanız buradan eğer atak speed'te proklarsa Z moduna girmeden önce bu iki skill'i kullandığımız için belki üstünüze atak speed açarsa daha hızlı Z spamlamanızı sağlar. Peki Z ability'miz ne? Z'ye bastığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir gravity alanı açılıyorsunuz ve shield açılıyor. Sol click'e basılı tuttuğunuzda arkadaşlar sürekli hammer'ı yere vuruyor. Zaten bam bam build denmesinin sebebi de bundan dolayı kaynaklanıyor. Şimdi fight'ın başında rotasyona şu şekilde başlıyorsunuz. Z ability'niz açık olmayacağı için ulti seçimimiz yani awakening seçimimiz Tera Break. Tera Break attığınızda arkadaşlar power barınızı fulluyor. Tera Break atıyorsunuz. Arkasından Power Strike atacaksınız. Armor'unu kırıyorsunuz. Ender Pain'e bastın. Z'ye bastın. Sol click spamlamaya başladım. Rotasyon tamamen bu. Boss'un önünde olduğunuzdan emin olun yalnız. Bu kadar. Geri kalanda da Z'nizi doldurup açmaya yönelik oynuyorsunuz. Başlangıçtaki DPS'inizi bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi Destroyer'ın diğer class olayından bahsedeyim. Destroyer'da gördüğünüz gibi Power Bar'ın altında bu sefer 3 tane ekstradan top var. Gravity Core deniyor bunlara. Gravity Core'ları arkadaşlar mavi skill'lerinizi toplarsınız. Mor skill'lerinizi ile de boşaltırsınız. Bu kadar burada ne kadar top varsa kullandığınız mor skill'lerin hasarı da o kadar artar. Yani geldiniz boss'a, Ender Pain'i, Armor'u kırdınız. Q ability'sine bastınız mesela. Tabi bu casting'ti. Ben kesetmedim orada. Alışmışım Berserk'ten basmaya. Bir daha yapalım. İki top. Hemen Armor'unu kırdın. Bastın uzaklaştın. Sonra geldin tekrardan Gravity şeyini topluyorsun. Uzaklaştın. Kullandığın mor skillini, hasarını çıkardın. Uzaklaştın. Armor'unu kırdın.
Boss'tan uzaklaştın, hedefini aldın, Perfect Swing'i kestettin, kafasını tutturdun. Arkadaşlar bu skill'i head attack atmak çok zor. O yüzden boss'un hani sizin mesafenizde olduğunu veya boss'u tauntladığınızdan emin olun. Bu boss'u şey bu skill'i atmadan önce. Çünkü bu skill'i tutturamazsanız bu skill'in hasarının hiçbir anlamı yok. Ha, baktınız yani skill'in cooldown'ı geldi. Arkadan da vuracaksınız, vurun gitsin. Ama elinizden geldiğince boss skill'lerinizi genelde önden atmaya özen gösterin. Bu şekilde. Bakın Z build'im doldu şu anda. Ama Z'mi açmıyorum. Neden açmıyorum? Çünkü Ender Pain'im şu anda cooldown'da. Ender Pain'imin gelmesini bekliyorum. Bir numaradaki skill'im. Geliyor. Az kaldı. Uzaklaştım boss'tan. Hem boss'un defansını kırdım. Hem Ender Pain de üstümde. Kısacası arkadaşlar DPS rotasyonu da bu şekilde yapıyorsunuz. Gravity build'i bu arkadaşlar. Kısacası bam bam build'i. Buna öyle diyorlar Rusya'da Kore'de oynayan insanlar. Meme bir build zaten. Bam bam diye vuruyorsunuz yani kısacası. Çok kolay oynaması. Hiç zor bir zorluğu yok. Sadece dediğim gibi bu Perfect Swing'i önden tutturmaya çalışacaksınız. Yapmanız gereken tek şey bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok bu build'de. Bakın Ender Pain geliyor. Ama atmıyorum. Z'min dolmasını bekliyorum. Z doldu şu anda. Boss'un armor'unu kırdım. Ender Pain'i bastım. Z'yi açtım. Olay tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Gravity build'ında başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ve inanılmaz bir şekilde damage pushlayabilirsiniz. Yani yüksek tier'larda falan böyle özellikle Legion raid'lerde falan gerçekten güzel bir build. Boss pushlamak için kullanılan da bir build. Aynı zamanda tanki olduğunuz için dediğim gibi yani çok da az hasar alıyorsunuz. Şimdi Destroyer'ın arkadaşlar oyundaki rolünden bahsedeceğim size. Destroyer arkadaşlar oyunun en iyi stagger DPS'i. Bakın en iyi stagger DPS'i neden? Skill'lerin üstüne bakalım. Stagger mid high. Stagger mid high. Stagger high. Stagger high. Stagger high. Stagger high. Stagger mid. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakter tam bir stagger makinesi. Yani hani bundan daha iyi stagger vuran bir karakter yok. Özellikle bu sismik hammer skillinize gidip overwhelm koyarsanız arkadaşlar inanılmaz bir stagger vuruyor. Yani çılgın bir stagger hasarı var öyle söyleyeyim size. Elinizden geldiğince bu karakteri hani oynayacaksanız görevinizin stagger olduğunu unutmayın. Hani stagger atmanız gerekiyor bu karakterde çünkü sizden daha iyi stagger DPS'i yok oyunda. Görevinizi stagger olarak da fokuslayabilirsiniz ki genelde insanların partiyi Destroyer aramasının en büyük sebebi öküz gibi stagger DPS yapmasından dolayı. Dediğim gibi kartlardan bahsedelim. Şeyden gemlerden bahsedelim. Bir de hangi kartı kullanacağınız, hangi gemleri kullanacağınızdan bahsedelim. Kartta arkadaşlar Lost Winter Cliff setini kullanmanız lazım. Buradaki %7 crit rate'i almanız lazım. Neden? Şundan dolayı buradaki crit rate'i alırsanız arkadaşlar en azından sol click'inizin crit şartını arttırmış olursunuz. Çünkü sadece kolyeden crit alabileceksiniz. O skill'in crit vurması demek daha fazla hasar çıkarmanız demek. Gem olarak ise arkadaşlar şu anda ben TR1'deki bir karakterimde olduğu için gemleri size gösteremiyorum ama size şöyle anlatayım. Ender Pain skill'inize sadece cooldown reduction bulmanız yeterli. Başka bir şey bulmanıza gerek yok. Power Strike'a da cooldown reduction bulabilirsiniz. Diğer kalan mavi skill'lerinize koymanıza gerek yok. Mor skill'lerin hepsine cooldown reduction ve hasar gemlerini koyarsanız sizi bayağı bir DPS'te rahatlatacaktır. Gem olarak da söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani benim anlatacaklarım bu. Daha detaylı şeyleri görmek istiyorsanız ya veya işte hani rünleri falan görmek istiyorsanız Discord sayfamı da açtım. Discord sayfasının linkini de aşağıya koyacağım. Direkt kanalın linkini koyacağım oraya. Oradan da Destroyer Build'ine ulaşabilirsiniz. Umarım sizin için kullanışlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.